Saatler kaldı. Bir gün 8 saat 43 dakika. İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için pazar günü sandık başına gidecek. Adaylar da son ana kadar seçim çalışmalarını sürdürüyor. İstanbullular yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandığa gidecekler. Yayınımızın başında da dediğim gibi nefesler tutulmuş durumda. Tüm gözler bu kentte. İçeride ve dışarıda. Umarım demokrasi şenliği yaşanır. Barış, dostluk, sevgi ve uzlaşı yüklü bir seçimi geride bırakırız. Tansiyon yüksek. İstanbul'da Türkiye nüfusunun %18'i yani 15.067.724 kişi ikamet etmekte. Ve İstanbul'da 10.560.963 seçmen oy kullanabilecek. Bu rakam herhangi bir güncelleme çalışması yapılmadığı için 31 Mart seçimleriyle aynı oldu. Seçmenlerin 5.348.658'i kadın, 5.212.305'i de erkek. İşte adaylar bu seçmenlerin gönlünü kazanabilmek, yani oyunu alabilmek için son ana kadar seçim çalışmalarını sürdürüyor ve Gece Bakışı'nın bu bölümünde de o adaylardan birini ağırlıyoruz. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir adayı Mustafa İlker Yücel. Niye size oy vermeli bu seçmenlerden birisi, bini, milyonları ya da 10 milyonu? Evet, neden? Niye? Neden, niçin? Bir, yerel yönetim anlayışımız temelden farklı. Örneğin seçmen iki partiyi ittirildi arkasından. Öyle bir seçim dönemi yaşadık. İki partinin adayını en son televizyon programında da izledik. Bir vaat enflasyonu, vaat balonları var. Vatan Partisi vaat etmedi. Hep şunu söyledi. Tasarruf, plan, üretim, yatırım. Bakınız iki adayın vaatlerini topladık. İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinin 8 katı. 42 milyar 610 milyon bütçem var. Halbuki vaatleri bir toparladık. Yani her konuda o 3 veririm diyor, öbürü ben 5 veririm diyor. Ve o vaatler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kat be kat aşmış durumda. Biz burada gerçekçiyiz. Hakikati konuşuyoruz. Diyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 2019 bütçesinde 3 milyar 210 milyon açık var. O koltuğa kim oturursa otursun evvela birinci gündeme o açığı nasıl kapatacak? Yani bırakın bir yerlere bir şey dağıtmayı. 21 milyar toplamda borcu var. 2019 bütçesinde de 3 milyar 210 milyon açığı var. Zaten elinizdeki bütçe de sınırlı. 42 milyar. Özgeçmişinize bakıldığında uzmanlığınızı merak eden seçmene. Ben efendim Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde eğitimimi aldım. Tarihçiyim. Osmanlıca çeviri bölümünde çalıştım. Atatürk'ün bütün eserleri çalışma grubunda. 2006 yılında Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı oldum. FETÖ'nün maalesef etkin olduğu dönemde Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan kişilerden birisiyim. 2013'ten itibaren de Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiğimiz için ve milli bayramları kutlama yasağını fiilen deldiğimiz için hapis cezasıyla yargılandım. Çok şükür hepsinden beraat ettim. Şimdi de Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniyim. Seçimlere girme sebebiniz nedir? Yani kenti yönetmeye aday biri olarak en önemli vaadiniz ya da vaatleriniz diye sorayım o zaman buradan ilerleyelim. Biz Yeditepe'li güzel kentimize 7 renk diye bir açıklama yaptık. Mavi İstanbul, beyaz İstanbul, kahverengi İstanbul, sarı İstanbul, yeşil İstanbul gibi böyle renk renk sorunları ve çözümlerimizi anlattık. Bütün bunların temelinde şu vardı. Plan ve üretim vardı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem bütçesini ayağa kaldırmak, trafik sorununu çözmek, yeşil problemini çözmek, insanı yaşayabilir hale getirmek. Bakınız İstanbul'da otomobil yaşıyor, insan yaşamıyor. Alt geçit, üst geçit, köprü, her şey otomobil için. Deniz var ortada, 39 ilçenin 23 tanesinin kıyısı var. Ama o kıyısı olan ilçelerde bile iskeleler restoran haline getirilmiş. Biz de karaya mahkum hale gelmişiz. Siz 37 yaşındasınız. Evet. Ben 50 artı 4 oldum. Evet. Uzun ömürler diliyorum size. Sağ olun. Bir 60-70 yıldı. Rabbim bilir. Şimdi ama hep şunu duydum ben. Bedrettin Dalan döneminden beri meslekte yerel seçimleri ve de genel seçimleri izlemiş bir haberci olarak, haber sunucusu olarak, şimdi haber sunucusu. Ulaşım konusu hep gündemimize geldi. Evet. Ben bir siyasetçi değilim. Ama uzun yıllar yurt dışında yaşamış biri olarak bunu vurgulamam lazım. 4 Levent metro istasyonundan Taksim'e 16 dakikada geliyorum. Benim için zaman ve cüzdan ekonomisi önemli. Tabii. Toplu taşımayı kullanmayan bir toplumuz. Evet. 90'da Türkiye'den ayrılırken şu uzunlukta bir
metro şeyi vardı, şeridi vardı. Şimdi bu hale geldi. Evet. Bu benim için önemli, değerli bir şey. Ama buna rağmen yetmiyor. Büyük kentlerin en büyük sorunu dünyada. Tabii tabii. Nasıl bir formül? Denizi şimdi kullanmadığımız için eleştirecektim, pardon. He. Denizi kullanmayan. Tabii, %3 evet. Şu an bakın %3 en son veriler İETT'nin. Öyle mi bilmiyorum. %3'tü ulaşım yoğunluğun bakımından sadece %3'tü. Evet. Biz bunu %10'a çıkarsak rahatlama sağlarız. Ama denizi ne kadar kullanıyoruz? %3 kullanıyoruz %3. Şu anda. Tabii. Onu %10'a çıkardığımızda ki onun zemini var. Az önce söylediğim gibi iskeleleri bile restoran yaparsanız insanımızı karada ölüme mahkum etmiş olursunuz. Halbuki İstanbul denizle bütünleşen dünyanın en güzel kentlerinden birisi. Kesinlikle. Deniz hayatımızda yok ama. Bakınız denizde yolculuk yaparken bile tabut gibi bir şeyin içine giriyoruz, martı görmüyoruz. Deniz araçları bile bizi denizden koparıyor şu anda. Dolayısıyla burada şu anda zamanımızda yetmeyeceği için çok kısa şunu söyleyeyim. 7 tepeli 7 renk projelerimizin bir kısmı ödül aldı. Seçimden önce ödül aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından. Hala tartışılmaya devam ediyor. Ben özellikle bizi izleyen, şu anda izleyenlerimizin bu projelerimizi incelemelerini özellikle rica ediyorum. Ama temelde nerede farklı olduğunu sorusuyla ilgili şunu cevap verebilirim. Ulaşımla da ilgili olduğu için. Ben hem İstanbul'un nüfusunu arttıracağım, hem de ulaşım sorununu çözeceğim diyemezsiniz. Yani şehri hem kuzeye doğru yayalım. Yani 3. Havalimanı çılgın proje. İşte şehrin son kalan bölgesine de insan yerleştirelim. 5 milyon 10 milyon insan çekmek demek oraya, şehri yaymak. Hem de ulaşım sorununu çözemezsiniz. Burada Ankara ile birlikte, hükümetle birlikte İstanbul'un nüfusunu kademeli bir şekilde üretime odaklayacak şekilde. Yani azaltmak, hem de İstanbul'un ilçeleri içerisinde de üretime odaklayacak bir plan yapmamız lazım. Hep üretim kelimesini kullanıyorum. İki aday şu anda medya tarafından özellikle ön plana çıkarılan ve seçmene sadece iki seçenek varmış gibi sunulan iki aday Sayın Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım. Sayısal bir açıdan baktığınızda böyle evet. Bir gerçek yok mu? Yani 4 küsur milyon yani medyanın öne çıkarmasının ötesinde bir sandık sonucu var. Efendim siz kimi gösterirseniz sandığa bunu sokun demiş oluyorsunuz. Niye? Vatan Partisi Türkiye'nin en eski partilerinden biri ve 40 yıldır her söylediği çıkan parti. Vatan Partisi'nin bir fikrin doğruluğu aldığı oy oranıyla ölçülemez ki. Tam tersine Vatan Partisi az oy almasına rağmen neden seçime inatla giriyor da bazı doğruları anlatmaya çalışıyor? Seçmenin bunun üzerine düşünmesini rica ediyorum. Bir cümleyle şunu tamamlamak isterim izninizle. 3 saat boyunca iki adayımızı da izledik. Bakın bir kelimeyi hiç duymadım. Özellikle dikkat ettim. Bizi çok kullandığımız için. Üretim kelimesi. Yani Türkiye artık üretmek zorunda, tasarruf yapmak zorunda, bunu söylemek zorundayım izleyenlerimize. Ekonomik krizin içerisindeyiz. Dolar maalesef Trump bizi tehdit ediyor biliyorsunuz. Tweet atıyor, sizi mahvederim diyor. S-400 aldığımız için yasa tasarıları Amerikan Meclisi'ne gelip geçiyor. Türkiye'yi tehdit ediyor Amerika. Ekonomideki durumumuzu kullanarak biz burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyük bir kurumu yöneten kişi o koltuğa oturur oturmaz şu soruya cevap vermeli. Üretimi nasıl arttırabilirim? Belediyenin üreten bir belediye olması için ne yapmamız lazım diye. Burada da tasarrufu örnek veriyoruz hep. Tasarruf yaparak üretime geçebiliriz. Peki. Hangi dinamikler sizce etki edecek bu kez? Yani hem şehri vurgusunu yapıyor iki partide. Bunun üzerine yoğunlaştılar. Daha doğrusu ittifaklar. Ama 1 milyon 700 bin seçmenin de sandığa gitmediği ortaya çıktı. Evet. Hangi dinamikler etki eder ve İşte 10 milyon sayısını tutturur sandıkta Türkiye. Yani evet. Bilmiyorum şey İstanbul. Tutar mı? Yüzde katılım 80-90'ları bulur mu? Ama önemli bir seçim. Yani hangi dinamikler etkili olur? Şimdi Türkiye'de seçim dinamiklerini eğer etnik, mezhepsel temelde yorumlamaya çalışırsak Türkiye'mize zarar vermiş oluruz. Bakınız en son Türkiye'de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı övmesi, onun özellikle suçsuzluğunu ima etmesi, halbuki 2013'te yaptığı konuşmadan dolayı, Nevruz'da yaptığı konuşmadan dolayı, terör örgütünü övmesinden dolayı hükümlü. Üstelik onun genel başkanlık yaptığı dönemde hendekler kazıldı, PKK'lılara sıcak yemekler servis edildi, masak raporlarında bütün bunların hepsinin kaydı tutuldu. Siz eğer etnik temelde bölücülüğü okşarsanız, üstelik bu bölücülük Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırımızda binlerce tır silah verdiği bir örgütün siyasi partisini okşarsanız Türkiye'ye zarar vermiş olursunuz. Belki oy almış olursunuz ama Türkiye'ye toplamda zarar vermiş olursunuz. Çünkü bakınız burada şunu da altını çizmek zorundayım. Sayın Binali Yıldırım da
Dersim açıklamasıyla ve Diyarbakır'da yaptığı konuşmayla birlikte bu sürecin bir parçası haline geldi. Vatan Partisi, dikkat ediniz, Vatan Partisi burada en kararlı, en tutarlı bilgiyi ona koyuyor. Diyor ki HDP PKK'nın siyasi örgütüdür. Selahattin Demirtaş da ona hizmet etti. Fiilen onu aşkın davada yargılanıyor. Bunların hepsi sonuçlanacak. Zaten aleni bir şekilde söyledi. APO'nun heykelini dikmekten tutun. İşte Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde. O ülkeleri de bölecek planın parçası olduğunu açıkça söylemişti. Dolayısıyla burada Vatan Partisi isterse oy almasın. Biz bölücülüğü okşama işine hiç girmedik. Girmeyeceğiz de. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de kullandığı kuvvetleri, FETÖ gibi, PKK gibi, bu kuvvetleri bir oy deposu gibi görüp de onları okşarsak Türkiye'ye büyük zararlar veririz. Verdik, 15 Temmuz'da verdiğimiz zarar da biz 40 yıldır FETÖ'yü anlatıyoruz. Bakın en sonunda Ankara'da meclis bombalandı. Bundan önce de söyleniyordu, o grubun oyu var, bu grubun oyu var diye. Burada net tutum almamız lazım. Yani hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hem de Binali Yıldırım'ın Vatan Partisi'nin aldığı tutum gibi HDP kapatılmalı. Kürdümüzü Amerika'nın petrol bekçisi yaptırmayız. Gaffar Okkan gibi nasıl gitti orada Kürdünü kucakladı. Türk milletinin has parçasıdır dedi. Kürdümüz Amerika'nın malı değildir dedi. Çok net bir Şehit şekilde. Emniyet müdürü, Şehit Emniyet Müdürümüz evet, Gaffar Okkan'ı şundan hatırlatıyorum. Bakınız nasıl Kürdümüzün gönlüne girdi. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türk-Kürt omuz omuza verecek ve Amerika'nın bugünkü dayatmalarına hem Türkiye'ye yönelik çok dayatmalarına. Çok sayıda çocuğun adı Gaffar Diyarbakır. Tabii Diyarbakır'ı da öyledir. Evet. O yüzden biz burada Türk milletinin kardeşliğini eğer tutarlı bir şekilde savunacaksak o zaman bölücülüğü okşamayacağız. Hem AK Parti'nin hem de CHP'nin buralarda oy var deyip onları okşayan tavrı temelden yanlış. Ben size şunu söyleyeyim. En az oyu alacak olsam bile ben bölücülüğü okşamayacağım. Hayır, çünkü biz Türkiye'nin onların geleceğinde. Hayır biz böyle bir okşama yapmıyoruz derlerse. Fiiller var ortada. Bakın son dönemde işte hem Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı övmesi bir müttefik olarak dünkü koyması. Dünkü mektubu o zaman burada hatırlatayım. Çünkü Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün açıklama yaptı uzun uzun. Evet. Terör örgütü elebaşının mektubuyla seçime kısa süre kala HDP'nin sergilediği bu tutumu değerlendirdi nasıl? Genel Başkanı. Evet. Siz de yine evet. Sosyal medyada okudum. Mektup ve HDP'nin tavrı evet. Neyin işareti ve de şimdi pazar gününe etkisi ne olur? Tabii, olabilir mi? Bey, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte başlamadı CHP-HDP ittifakı. 2014'te Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki açılım bizim işimiz. Biz yaparız dedi. YPG bir terör örgütü değildir dedi 22 Ekim 2014'te. Ahmet Türk'le kol kola girildi. Hendekler kapatılırken protesto edildi. Afrin'e bile girmeyin denildi. En son nereye geldi? Selahattin Demirtaş'a Ekrem İmamoğlu kol kola seçime girdi. Bunun karşısında Binali Bey'in de attığı adımların yanlış olduğunu söyledik. Söylüyoruz da Diyarbakır'da yaptığı konuşma yanlıştı. Abdullah Öcalan'ın mektubu çok önemli bu söylediğiniz soru. Bakınız Abdullah Öcalan'ın mektubundan kim rahatsız oldu? PKK rahatsız oldu. Çünkü şu anda PKK'yı Amerika yönetiyor. PKK'nın beyni dışarıda, silahı parası Amerika'dan geliyor ve niye rahatsız oldu PKK? Abdullah Öcalan'ın mesajında. Bakınız 9 Mayıs 2019'da bu yani bu seçim bir önceki mektupta PKK'nın açıklaması çok önemli. İzleyenlerin dikkatine sunayım. PKK dedi ki Abdullah Öcalan'ın ilk açıklamasından sonra avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamadan sonra dedi ki bu Öcalan'ın bu açıklaması dedi bizim direncimizi hedef alıyor dedi. Ha, buradan şuraya geleceğim. Şu ikisini birbirinden ayıralım. PKK Amerika'nın denetiminde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'nin elinde. Yani Türkiye Abdullah Öcalan'ın verdiği mesajı eğer PKK eleştiriyorsa ve PKK diyorsa bu bizim direncimize hedef alıyor diyorsa ben o zaman Abdullah Öcalan'ın mektubundan niye rahatsız olayım? Yani PKK rahatsız. PKK rahatsızsa demek ki o mektubun önemli bir işlevi var. Burada altını çizeyim. Biz az önce söylediğim gibi Türkiye'nin ufkuna bakıyoruz. Ekonomik krizden ve güvenlik politikalarını eğer uygulayacaksak Samsun'daki fotoğraf bu açıdan çok güzel bir fotoğraftı. Onun da altını çizeyim. Türkiye'yi o fotoğrafla kurtaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanacağı bir muhalefet bile bırakmamalıyız. Yani Samsun'da Bandırma vapurunun önünde, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz vapurun önünde ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı bütün liderleri toparladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Çok iyi oldu. Burada Türkiye'nin önünü demek ki o Türkiye ittifakıyla, milli hükümetle açmamız lazım. Amerika Türkiye'ye baktığında kullanacağı bir muhalefet bile bulmamalı. Peki, o yüzden böyle bir ittifakın içinde neden yer almadınız? Biz Sayın Doğu Perinçek o fotoğrafta vardı. Hayır. Şimdi, Türkiye seçim ittifakı için diyorum. Fotoğrafında. Seçim ittifakı. Şimdi
AK Parti'ye bazı eleştirilerimiz var. Önümüzdeki süreçte halledilecek eleştiriler. Üretime geçmesi Türkiye'nin. Bakınız, İstanbul'un göbeğinde bir fabrika vardı. Uzel fabrikası. Makinaları yağmalandı geçen hafta. Ben bir ay önce gittim. O fabrikanın önünde dedim ki Ekrem Bey, Binali Bey gelin şu işçilere sahip çıkalım. 2000 işçi işsiz kalmış. Makinalar çürüyor. Bu fabrikayı ayağa kaldıralım. Traktör fabrikası. Ailenin miras paylaşımından kaynaklanan bir... Evet, ama kamu şöyle bakamaz. Ailenin problemi diyemez. Aileyi oturtacak, diyecek ki bu fabrikayı üretime geçiriyorum. Çünkü Türkiye'nin üretmesi lazım. Anladım. Sıcak paraya bağımlı ekonominin sonuna geldik. Vatan Partisi buralarda üreten ve birleşen Türkiye programını kararlılıkla savunuyor. Şu bu bölümü şu cümleyle tamamlamak istiyorum. Abdullah Öcalan'ın mektubu, Abdullah Öcalan'ın mektubu eğer PKK'da kargaşaya yol açıyorsa ben o mektuba karşı çıkmam. Dolayısıyla eğer Amerika o mektuptan PKK rahatsızsa o zaman o mektubun hizmet ettiği iyi bir nokta vardır. Siz de aynı yarışa girecek adaylardan biri oldunuz şimdi. Evet. Rakiplerinizin çıktığı ortak yayın öncesinde soruların verildiği iddiası. Evet. Neler söylersiniz? Aynı zamanda ben, meslektaşsınız. Evet, meslektaşız. Ben o programı çok dikkatli izledim. Ben o programda Sayın Ekrem İmamoğlu'na eğer soru sorma fırsatım olsaydı, gazeteciyim, Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini de yapıyorum. Ekrem İmamoğlu'na Washington Post'ta neden yazı yazdığını sorardım. Washington Post'u Sarıyer'li Hasan amca okumuyor ki. Beylikdüzü'ndeki Ayşe teyze okumuyor ki. Niye ona yazı yazılıyor? Niye Alman Die Welt gazetesine yazı yazılıyor? Ve Die Welt gazetesinde diyor ki Sayın Ekrem İmamoğlu, biz çevirdik gazetemizde de yayınladık, diyor ki Türkiye eksen değiştiriyor. Yeniden Avrupa rotasına sokacağız diyor. Bir defa belediye başkanı olarak nasıl yapacaksın, o ayrı bir soru. Ama Washington Post'ta, yani Amerikan hakim sınıflarının, hele de Türkiye'yi şu anda tehdit eden hakim sınıfların gazetelerine, Avrupa'nın Die Welt gazetesine, siz Türkiye'yi ben yeniden Batı'nın güdümüne sokacağım, Avrupa Birliği eksenine sokacağım derseniz Vatan Partisi bunun karşısında durur. Bir büyükşehir belediye başkanı görevi değildir o. Ben o soruyu sorardım. Onun çok ötesinde bir misyonu mu var? Tabii el sallanıyor çünkü. Ekrem şu anda İmamoğlu. Bakınız, Amerika Türkiye'de 15 Temmuz'suz bir hükümet kurmak istiyor. Darbe yapmadan hükümet kurmak istiyor. Ben açık söyleyeyim. O yüzden eski cumhurbaşkanlarının sahneye çıkması, eski başbakanların, yani ismini vermemin hiçbir sakıncası yok. Sayın Abdullah Gül'ün, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu övmesi bir ay önce bir televizyon programında. Ne dedi? Biz dedi o dönem devlet yönetiminde Sayın Ahmet Davutoğlu'yla görüşüyorduk dedi. Değil mi? Şimdi görüşemiyoruz diye Mevlüt Bey'i eleştirdi. Ben de şu soruyu soruyorum. Ahmet Davutoğlu Türk dış politikasının en başarısız dönemi, komşularla bizi birbirimize düşürdüğü dönem. O zaman sen onunla görüşüyorsan o zaman o, bu sorumlulukta sizin de payınız vardır. Dolayısıyla biz orada şöyle bir hazırlık görüyoruz. Sayın Abdullah Gül'ü bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden aday göstermek istedi Kemal Bey ile Temel Bey? Demek ki orada bir eski Türkiye'nin 2014 öncesi aktörlerin sahneye çıkma hazırlığı var. Buna karşı Türkiye'nin şöyle bir planı olması lazım. Samsun'u o yüzden Fuat Bey, onu Samsun'u şundan hatırlattım. Samsun'da Bandırma Vapuru'nun önünde verilen fotoğraf çok önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada olması da çok önemli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatanseverlerinden şunu bekliyoruz. FETÖ ile PKK ile kırmızı çizgiyi çekecek. Bu Selahattin Demirtaş övgüsüymüş. Bunları bir kenara koyacak. Washington Post'a yazmakmış. Bunları bir kere kenara koyacak ve diyecek ki Doğu Akdeniz'de 103 savaş gemisi çıktı sahneye. Deniz kurdu. Mavi Vatan tatbikatı. İsrail, Amerika şu anda bize karşı savaş hazırlığı yapıyor Doğu Akdeniz'de. Biz de cevap veriyoruz Maraş'la üs kurarak vesaire. Maraş kararıyla. Orada bir savaş tehlikesi var. Suriye'nin kuzeyinde savaşıyoruz. Pençe harekatı. Kimle savaşıyoruz? Selahattin Demirtaş'ın abisi orada bize kurşun sıkmıyor mu şu anda? Şu anda daha da biliyorsunuz. O Mehmetçik orada savaşta. Doğu Akdeniz'de savaş geliyor. İsrail, Amerika, Rum kesimi, Yunanistan bize karşı bir blok oluşturdu. Ekonomide zor bir durumdayız. Maalesef burada AK Parti'nin sorumluluğu büyük. Ekonomimiz maalesef şu anda büyük oranda dışarıya bağlı durumda. Üretim hamlesi yapmamız lazım. Türkiye eğer bu koşullarda yan yana gelmeyecekse, sağcısıyla solcusuyla, bu koşullarda bir araya gelmeyeceksek hangi koşullarda geleceğiz? Bandırma vapurunu gösterdi Sayın Cumhurbaşkanı. O gemiye doluşacağız. Ha dümene sen geçersin, ben geçerim. Siz geçersiniz, biz geçeriz. Tartışması yürür. Ama o geminin içerisinde o gemiyi ayakta tutabilmek için Amerika'nın, İsrail'in Türkiye'yi sıkıştıran politikalarını, onların umutlarını denize gömmemiz lazım. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki sorumluluk ağır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerindeki sorumluluk ağır. Neden? Türkiye öyle sorunlarla karşı karşıya ki bu sorunları sadece AK Parti ve MHP ikisi götüremez. Yani %50 ile değil, bunu %70 ile %80 ile götürmemiz gerekiyor.
İktidarın altındaki tabanı genişletmemiz gerekiyor. Samsun genişletiyor o fotoğraf. Dolayısıyla Türkiye İttifakı ile milli hükümetle birlikte Amerika'ya karşı şu mesajı vereceğiz. Biz tehditleri gördük Türk milleti olarak. Aramızdaki sorunları bir kenara koyuyoruz. Bu tehditleri hep birlikte göğüsleyerek üreten ve birleşen Türkiye'nin önünü açıyoruz. Evet. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin iktidarı paylaşmak, sorumlulukları paylaşmak gibi bir sorumluluğu var. Peki, rejiden arkadaşım bir Filiz'in. Ha, ben gencim diyor. Ve genç bir aday var burada diyor Filiz Hanım. Rejiden arkadaşımız. Evet. Diyor ki. Rejiye çok selamlar. Peki, kolay gelsin. Gençlere ne vaat edecek diyor. Çünkü seçimin kaderini belirleme noktasında 18'de 35 yaş dilimi ciddi bir etki gücü, güce sahip. Ben toplu taşıma kullanan birisi olarak onların konuşmalarını tanıklık ediyorum. Üniversitede onlarla bir araya geliyorum. Siz de muadillerinize diyeyim. Evet. 37 hala genç. 45'ten sonra biraz orta yaşa geçiyor. Ne vaat ediyorsunuz onlara? Şimdi gençlerimiz üniversiteden mezun olunca iş bulamıyor. Şu anda üniversiteler işsiz üretme yerleri. Yani üniversiteden çıkan iş bulamıyor şu anda. Ve Büyükşehir Belediye'mizi İstanbul Sanayi Odası'yla, İstanbul Ticaret Odası'yla, esnaf odalarımızla birlikte bir koordinasyon merkezi kuracağız. Başvuran her CV'yi alacağız. Muhataplarla, kamu kurumlarımızla, bakanlıklarla birlikte bizzat biz takip edeceğiz. Hangi öğrencimizin yetenekleri nelerdir? O yeteneklere uygun nerede iş bulabiliriz? Ama burada şunun altını çizeyim. Eğer tasarruf yapıp da kaynakları üretime yönlendiremezsek gençlere iş bulamayız. Bakın size şaşırtıcı bir bilgi vereyim. Az önce Yeditepe'li güzel kentimizi yedi renk diye söylemiştim anımsarsanız. Her rengin biz 40-50 madde civarında. Çok önemli renkler var. Mesela kırmızı İstanbul'da İstanbul'un deprem sorununu masaya yatırdık ve çözüm önerilerimizi koyduk. Yani en hayati depreme, onların başında. Tabii depreme hazırlık daire başkanlığı kurarak İstanbul'u olası bir depreme hazırlık seferberliği başlatmamız gerekiyor. Bakınız 6 milyon konut var Marmara bölgesinde depremden etkilenebilecek kesim. Şu anda bilim adamları şunu söylüyor. Her 100 yılda bir 7 üzerinde bir şiddetle İstanbul maalesef yıkıldı. 100 yılda bir deprem tarihçesine baktığımızda. Ama son 100 yılda deprem olmadı. Dolayısıyla bilim adamları diyor ki her an olabilir. 5 dakika sonra bile olabilir. Dolayısıyla faylar canlı, aktif. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin buna karşı önlemler de alması gerekiyor. Bunu kırmızıya takıldım. Yani her renkte böyle ayrıntılı, önemli ve diğer adayların hiç dile getirmediği, vaat balonu olmayan gerçekçi sorunlarımız son var. Son bir dakikamız var. Gençlerle ilgili şunu söyleyeyim son bir dakikamızda da. Şimdi bu İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, esnaf odalarımızla birlikte ve Ziraat Odası ile birlikte özel projeler geliştireceğiz. Bir tanesini söyleyeyim madem bir dakikamız kaldı. Bakınız İstanbul manda sayısı bakımından Türkiye'nin 3. büyük kenti. Şimdi hiçbir yerde manda göremiyoruz değil mi? Her yerde bina var. Boş alan göremiyoruz. İstanbul'da toprak yok neredeyse. Toprak saksıda kaldı. Toprak göremiyoruz. Ama şu şaşırtıcı bilgiyi vereyim. Samsun ve Diyarbakır'dan sonra İstanbul manda sayısı bakımından Türkiye'nin 3. büyük kenti. Sadece mandayı marka yapacağım ve mandaya kooperatif kurarak yatırım yapacağım dediğiniz andan itibaren 5000 gencimize iş bulursunuz. Son 30 saniye diyeyim. 30 saniye. Ve kapatalım. Peki, pazar günü için mesajınız. Vatan Partisi Türkiye'nin direnç kuvvetidir. Evet çok oy alamadı bundan önce ama hep haklı çıktı. Almadığı oyların da hakkını verdi. Almadığı oyların da hakkını verdi ve bu seçimde Vatan Partisi'ne verilecek oylarla birlikte Türkiye'nin birlik yönünde milli hükümete, Türkiye İttifakı'na yürüme iradesini güçlendirelim. Direncini kuvvetlendirelim. Bu bölücülüğün ABD tehditlere karşı en kararlı duran kurumu destekleyelim diyorum. Bütün vatanseverlerin oylarını bekliyorum. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Davet ettiğiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu arada ekranlarınızın alt bandında da görmektesiniz.